Sevgili izleyiciler, değerli konuklar, etkili dönüşüm hikayelerini konuştuğumuz dönüşüm liderlerine hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi pandemi sırasında yükselişte olan trendler yeni normal dediğimiz bugün de giderek daha da hızlanmaya devam ediyor ve bu eğilimlerin başında organizasyonların çevik yapılanması, çevik dönüşümü geliyor. Aynı zamanda hız da organizasyonların şu anda çok önemli bir gündem maddesi. Artık bir ürünü pazara sunmak için organizasyonların çok uzun bir vakti yok. Tüketici beklentileri çok hızlı, çok talepkar ve bunlara anında cevap verebilmek gerekiyor. Biz de bir taraftan çevik dönüşümün her sektörde etkili olduğunu gözlemliyoruz ama finans gibi kritik sektörlerde de çok önemli bir yeri olduğunu görüyoruz. Şimdi özellikle finansal organizasyonlar için çevik dönüşümün nasıl bir değer yarattığını konuşmak üzere Koç Finans Genel Müdürü Yeşim Pınar Kitapçı ile birlikteyiz. Pınar Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Pınar Hanım, ben hemen ilk sorumu hızlıca geçmek istiyorum. Çevik dönüşüm gerçekten şu günlerde organizasyonların çok kritik bir gündemi. Özellikle finansal piyasalar, daha doğrusu finans sektörü söz konusu olduğunda finansal organizasyonlar için çevik dönüşüm nasıl bir önem taşıyor? Özellikle rekabetçilikte önemi nedir? Bize biraz öncelikle bunun bir analizi yapabilir misiniz? Buna üç boyutta bakabiliriz bence. Bir tanesi içinde yaşadığımız ortam, ikincisi müşteri boyutu, üçüncüsü de rekabet sizin söylediğiniz gibi. Birçok belirsizliğin olduğu hem ülkemiz, hem çevremiz, hem global dünyada öngörülebilirliğin azaldığı, karmaşıklığın, oynaklığın, bulaklığın ise çok arttığı bir dönemdeyiz şu anda. Finans da bu ortamdan en çok etkilenen sektörlerden biri. Öte yandan müşteri hizmetindeki çıtanın ne kadar yüksekte olduğunu ve her zaman da artmaya devam ettiğini görüyoruz. Gittikçe daha da yükseğe çıkıyor. Birçok işe kıyasla acı noktalarının çok sayıda olduğu bir sektör finans. Kendi alanımızdan örnek verebilirim. Mesela kredi kullanımını düşünün. Birçok bildiriyor müşteriler kendileri hakkında ve bunları da belgelerle ispat etmek zorunda kalıyor. Aslında oldukça negatif bir deneyim. Öte yandan müşteri deneyiminin artık her şey olduğunu biliyoruz. Finansa erişimin evraksız, çok hızlı, anında ve alışverişin olduğu yerde olmasını istiyor artık müşterilerimiz. Durum böyleyken de İş kararlarının organizasyonların tepelerinde müşteriyle teması çok kısıtlı yöneticiler tarafından alınması iş bu kararların kalitesini de azaltıyor. Kararların artık müşteriye çok daha yakın olan, müşteriyle birebir temasta olan sadece bir birimin bilgisinin, iş yapma şeklinin değil çok sesliliğin gerektiği birçok iş alanında, iş birimindeki arkadaşların birlikte üretmesi gerektiği bir ortama doğru gidiyoruz. Birimlerinin aralarında, müşterinin bölünmüş eforları arasında müşterinin kaybedildiği, herkesin kendi önceliklerinin peşinden koştuğu bir çalışma şeklinin artık iş hayatında yeri yok. Uzun proje süreleri, önce analizini yap, ver, yazılım ekipleri yazsın, sonra test edilsin. Mükemmel olduğuna inanılan bir proje üretilsin ama sonra müşterinin karşısına çıktığımızda aslında bunların müşteri beklentilerinin çok değiştiğini ve bambaşka bir yere gittiğini gördüğümüz bir çalışma ortamından bahsediyoruz şu anda. İşte bunun içinde kısa döngülerle çıktı üreten, işi yapanın yetkilendirildiği, varsayımlar yerine müşterinin önüne bir an önce ürünü koyup test edildiği ve buna göre gelişmelerin, iyileştirmelerin yapıldığı, çok fonksiyonlu birçok aklın bir arada düşündüğü, tasarladığı küçük takımlar halinde çalışan ve bu şirketlerin kazandığı bir dünyadayız. Çeviklik de işte tam bu temeller üzerine kurulu. Rekabet ortamı açısından baktığımızda da finansta iki ayrı yapı olduğunu uçlarda görüyoruz. Bir tarafta büyük kullandığı teknolojiler artık biraz yük haline gelmiş, ağırlaşmış, mevcutu koruma eğilimi yüksek. Öte yandan güven bağlarını müşterileriyle iyi kurmuş, geleneksel diyebileceğimiz banka ve finans kuruluşları. Diğer tarafta ise zamanın ruhunu daha iyi yakalamış, daha hızlı, kolay, zahmetsiz,
hizmetler geliştirebilen, az maliyetli, deneyim odağı yüksek. Diğer taraftaki büyüklerin aksine ürün sunarken onların yeteri kadar uzmanlaşamadıkları, odaklanamadıkları nişlerde ki fırsatları değerlendiren fintechler veya tekfinler, bu yapılar var. Biri çevik, yalın ve cesur doğmuş zaten. Diğeri de kendisine yapıştırılan birçok negatif etiketten kurtulmak için çevikleşmesi gereken yapılar. Ve de bunların birlikte çalışmayı öğrenmesi, birbirinden beslenmesi gerekiyor artık dünyamızda. İşte müşteriler de kendilerine en iyi deneyimi yaşatan, hayatına, beklentilerine, ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap veren finansal çözümleri arıyor. Bu açıdan da biraz önce bahsettiğim temeller üzerine kurulu bir iş yapma şekli fark yaratanları belirliyor diyebilirim. Pınar Hanım, aslında çok güzel özetlediniz tabloyu. Özellikle de bu finansal piyasalarda hem dediğiniz gibi geleneksel bankacılık ve finans organizasyonlarıyla fintechler arasındaki o dengelenme durumunu da. Ama biz bir taraftan da biliyoruz ki, ben tabii şimdi Koç Finans özelinde de sormak istiyorum. 2020 yılında bir çevik yapılanma yolculuğuna başladığınızı biliyorum. Hem aslında nasıl bir ihtiyaçtan doğdu, birazcık siz onun tüyolarını vermiş olduğunuz ilk soruda mı? Nasıl bir ihtiyaçtan doğdu, ne amaçlandı? Ve tabii ki bu yolda sizin için en kritik noktalar, en önemli meydan okumalar neydi? Onları bir duyalım sizden. Aslında 2020'den de önce başladık yazılım ekiplerimizden. Bu biraz önce bahsettiğim gibi uzun süren projeler, iş birimleriyle yazılım birimleri arasında yaşanan sürekli gelgitler iş yapma şeklimizi sorgulamamıza yol açtı. Bu sırada da çevik yaklaşımla tanıştık ve uygulamaya başladık. Ama sonrasında gördük ki bütün şirket olarak çevikleşmeden hedeflediğimiz kazanımlara ulaşmamız imkansız. Yukarıda bahsettiğim hatalara düşüyorduk çünkü hala. Bunun üzerine şirkete yaygınlaştırmaya karar verdik ve bu konuda Koç topluluğunda da ilk harekete geçen şirketlerden biriyiz. Diğer üç şirketle birlikte Lighthouse olarak Koç Finans görev yapıyor şu anda. İlham vermeye çalışıyoruz biz de diğer şirketlere de. İşin tabii sadece ritüelleri, teknik kurgusu tarafında değil, biz kültürel olarak da çevik yaklaşımı benimseyen bir şirketiz. Daha da her zaman daha fazla çevikleşmeye çalışan bir şirketiz. Teknik çalışma şeklinde bunu uygulamanın çok önemli bir kolaylaştırıcı olduğuna inanmakla beraber özünde çevik olabilmek gerçek farkı yaratıyor aslında. Yani daha şeffaf, daha cesur, hataları öğrenme fırsatı olarak görebilen, beraber yapmayı kişisel başarının önüne koyabilen ve pusulası her zaman müşteriyi gösteren, birbirine karşı açık iletişimde olan bir çalışma kültürü, bahsettiğim çalışma kültürü. Burada bizi zorlayan noktalardan biri yönetim ve liderlik anlayışımızı değiştirmek tarafında oldu. Önceki hayatımızda yönetici demek kararları veren, uygulamayı yönlendiren ve aslında görünürlüğü yüksek bir liderlik tarzıydı. Yeni çalışma kültüründe ise takımların daha iyi çalışmasına katkıda bulunması beklenen, takımlar içinde kendi uzmanlık alanından gelen arkadaşların en iyi katkıyı, en iyi deneyimi getirmesini o takıma hedefleyen bir yönetim anlayışına doğru geçmekten bahsediyoruz. Tabii bu kolay bir şey değil. Kendilerine daha az ihtiyaç olduğunu hissediyor bazı yöneticiler böyle ortamlarda. Aksine halbuki daha çok ihtiyaç var. İyi bir liderlik yaklaşımına burada. Burada Şems Tebrizi'nin bir sözü var aslında. O geliyor aklıma bu konudan bahsedince. Hayatım alt üst oldu diyorsun ve biliyorsun altının üstünden daha iyi olmadığını sözü. Hakikaten hayatı alt üst oluyor özellikle yöneticilerin. Ama burada bu alt olan ve aslında şimdi yeni karşılarına çıkan liderlik yaklaşımı daha böyle Yoda tarzı bir liderlik. İnsanları geliştiren, önlerindeki engelleri kaldıran bir liderlik. Bu yaklaşıma geçmekte zorlanabiliyoruz bazılarımız. Kafa yapısı değişimi gerekiyor çünkü. Burada biz yoğun koçluk desteğiyle, bol dinlemeyle, bol paylaşımla güzel bir mesafe kat ettiğimizi düşünüyoruz.
Bir başka zorluk noktası da iş birimleriyle teknik birimlerin aynı takımda buluştuğu. Aslında çevikliğin gitmesi beklenen takım yapıları. Bunu hayata geçirmekte biraz zorlandık. Burada iki taraf da birbirine bilmişimi anlamıyorlar ve öğrenmeye de meraklı değiller hissi vardı. Aynı takımdalardı aslında ama takımdaş değillerdi diyebilirim. Buna biraz zaman vermek gerektiğini ve acele etmenin iyi bir yöntem olmadığını gördük. Arkadaşlarımız da kendi kararlarıyla daha teknik ve daha iş ağırlıklı olan takımlarda tekrar yapılandılar. Bunun bir deneme olduğunu, çeviğin temelinde deneysellik olduğunu, organizasyonun artık akışkan olduğunu ve daha iyi ancak deneyerek gidebileceğimizi hep birbirimize hatırlattık ve aklımızdan çıkarmamaya çalıştık. Burada da Mevlana'nın bir sözü geliyor her zaman aklıma. Doğru ile yanlışın ötesinde bir yer var, orada buluşalım. Hakikaten herkes için, bütün organizasyonlar için doğru ve geçerli, böyle taşa yazılmış kurallar yok çevik yaklaşımda. Herkesin kendi yolunu, kendi doğrusunu bulması lazım. Bunu yaparken de açık fikirli olması, denemekten korkmaması lazım şirketlerin, organizasyonların. Biz de bunu bu şekilde denemeye devam ediyoruz diyebilirim. Birçok iyi uygulamamız da var bu arada. Tabii iki tane size zorlandığımız alandan bahsettim. Bizi hızlandıran başka şirketlere benchmark olmuş artık anlatılan, paylaşılan ve gurur duyduğumuz uygulamalarımız var. Ama çıkarılan dersleri konuşmak her zaman daha değerli bence. Bu tür kültürel dönüşüm yolculuklarında onları da başka bir zaman anlatırım size. Bu verdiğiniz bilgiler son derece değerli çünkü biz Harvard Business'ta daima bu öğrenimleri paylaşmak istiyoruz. O da yolculuğun önemli bir parçası. Hatta siz böyle örnekler verirken ben kendi ekibimizde çevikleşme çabamdan bile şeyler buldum. Hatta bir gün hatırlıyorum bir yazılımcı arkadaşıma işte şöyle bir uygulama yapsak falan diye konuşurken yazılım öyle duygusal bir şey değil Venizciğim demişti. Yani bu yolculukları hepimiz yaşıyoruz gerçekten. Özellikle de liderlik tarafında yine bizim Harvard'da çok işlediğimiz o kültürel dönüşüm, o paylaşımcı liderin yeni yetkinliklerini de çok güzel aktardınız bize. Ben biraz daha farklı çıktılarını da merak ediyorum. Eminim tabii ki bu bayağı işte 2020'den de önce gelen dediniz, devam eden bir yolculuk ve pek çok deneyim var burada bize aktarabileceğiniz ama bir taraftan hem bu kültürel yolculukla ilgili bize bir şeyler söylediniz yani içerideki etkileşimle ilgili ama çalışan bağlılığında ne gibi çıktılar var? Müşteri memnuniyeti bağlamında ve de tabii ki yani ürünü pazara sunma, pazara çıkabilme bağlamında ne gibi çıktılar elde ettiniz bu çevik yapılanmayla birlikte? Çok olumlu etkilerini gördük şimdiden. Mutlu ve bağlı çalışma arkadaşlarıyla ancak mutlu müşterilerin olabileceğine inandığım için önce çalışan bağlılığı tarafından bahsedeyim. 2 yıl önce 61'di skorumuz. Şimdi 81 seviyesine çıktı. Önemli bir gelişme, çok sevindiğimiz bir gelişme oldu. Sadece çevik dönüşüm ve çevik ritüellerin uygulanması kaynaklı olmadığı düşünülür bunun tabii ki ama her şeyin temelinde bu çeviklikle gelen şeffaflığın, açıklığın, beraber yapmanın, güvenin ve cesaretin olduğunu düşünüyorum ben. Bundan dolayı bunu başarabildiğimize inanıyorum. Pazara çıkış hızımızda ise 6 aydan 1 aya bir kısalma var. Bizi de gerçekten şaşırttı bu sonuç. Lead time dediğimiz müşterinin bizimle temas etmesinden kredisini kullanmasına kadar geçen sürede de %25'lik bir kısalma var. NPS'i çevik çalışma öncesi ölçmüyorduk. Burada müşteri odağımızın artmasıyla birlikte ölçmeye başladık. Dolayısıyla size önceye göre bir kıyaslama veremiyorum ama şimdiden müşteriler tarafında 60 puandayız. Satış kanalları tarafında ise 80 puandayız. Yüksek skorlarımız var. Bir de biraz önce size bahsettiğim liderlik dönüşümü tarafından verebilirim bir örnek. Kredi değerlendirme kuralları bizim için iş sonuçlarımızı etkileyen önemli göstergelerden biri. Takımlar olarak çalışmaya başladıktan sonra kredi kabullerimizde, kabul oranımızda önceye göre %30'luk bir iyileşme oldu ve portföy kalitesi değişmeden başarabildik bunu.
takımlar yine daha önceye göre %70 oranında daha fazla karar otomasyonu iterasyonu denemişler. Bunu da yeni gördük, yeni hesapladık. Bu da bu alanda inovasyon oranına denk gelen bir gösterge. Yani birçok alanda bize iyi bir şimdiden mesafe kat ettiğimizi ve güzel örnekler çıkardığımızı söyleyebilirim. Bir yandan da iletişim tarafında hiç unutmamak gerektiğini söylemek istiyorum burada. Güzel şeyler, güzel elde edilen başarıları paylaşmayı da atlamaması gerek şirketlerin. Biz orada şimdi biraz daha kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Hem iç iletişim tarafında hem de dış iletişimde. Çünkü iyi örnekler paylaşıldıkça ve çevik çalışmanın hayatında nasıl bir değişim yarattığını hem çalışma arkadaşlarımız hem de satış kanallarımız, iş ortaklarımız paylaştıkça bu konuda cesareti de artacak herkesin ve daha da fazlasını yapmak için hepimiz daha hevesli olacağız eminim. Evet, gerçekten çok çarpıcı rakamlar da paylaştınız. Biz de aslında o ilerlemeyi çok net görebilmişsiniz. Bizim izleyicilerimiz için de böylesine başarılı projeleri dinlemek son derece önemli. Ben son olarak şunu sormak istiyorum size Pınar Hanım. Bu tabii ki daha uzun soluklu bir yolculuk, çevik dönüşüm. Bundan sonra çevik dönüşüm bağlamında ne gibi hedefleriniz var? Evet, yolculuğun işin aslı olduğunu, hedeflerin zamanla değişip dönüşebildiğini kabul etmek ve bundan keyif almak bizi sürekli yolda olmaya cesaretlendiriyor açıkçası. Çevik dönüşüm dendiğinde bir hikayeyle ben bunu örneklemeyi seviyorum. Bir batılı diyeyim, doğuda bir yerde bir seyahate çıkmış. Çoğu insan biliyordur eminim bu programı izleyenler ama ve ona da şerpalar eşlik ediyormuş. Ve ilk birkaç gün çok güzel yol almışlar, güzel mesafe kat edilmiş, işte bütün şeyler, kutular tiklenmiş. Ama sonra şerpalar durmuş ve hiçbir şey yapmamışlar, hiçbir şey olmamış. Batılı da şaşırmış buna ve aslında rahatsız olmuş bu artık gelişme kat edilememesinden. Hiçbir şey yapmadan beklenmesinden ve sebebini sormuş. Neden bekliyoruz şu an diye. Onlar da demişler ki bedenimiz çok hızlı yol aldı. Şimdi ruhumuzun bize yetişmesini beklememiz lazım. O yüzden duruyoruz. İşte bu çevik dönüşümde de bir beden ruh hizalanması konusu var. İşte ritüeller, yeni takımlar, yeni roller bunların hepsi beden tarafında daha çok. Karar alma mekanizmaları, ilişkiler, şirkette dönen havanın nasıl değiştiği, işte biraz önce bahsettiğim kültür öğelerinin oluşması ve de güçlenmesi, bunlar da ruh tarafı. Biz beden tarafında oldukça yol kat ettik. Şu anda bütün şirket çevik çalışıyor, takımlar halinde. Şimdi ruh tarafında daha fazla çaba gösteriyor ve orada çalışıyor olacağız. Ruhun bedeni yakalaması tarafında efor sarf edeceğiz. Arzuladığımız şey çalışma deneyimimizin her alanında çevik kültürle, çevik felsefeyle tutarlı bir şirket olmak, tutarlı bir deneyim yaşatmak hem çalışma arkadaşlarımıza hem de müşterilerimize. Bu kapsamda da ajandamızda ilk olarak Business Agility Institute diye bir enstitü var. Dünyada çevikleşme yolculuğundaki bütün organizasyonlara destek veren onların güzel bir assessment'ı var. Bu değerlendirmeyi alacağız ve mevcut şu anda nerede olduğumuzu bu 2 yılda kat ettiğimiz şirketçe çevikleşme yolculuğunda ne aşamada olduğumuzu göreceğiz ve öncelikle bundan sonra gelişim kat etmeyi hedefleyeceğimiz alanları da bunun sonucuna göre planlayacağız. Bu hiç bitmeyen bir dönüşüm yolculuğu dediğiniz gibi sizin de. Evet, Pınar Hanım gerçekten çok kıymetli, çok değerli bilgiler paylaştınız bizimle. Çok teşekkür ediyoruz dönüşüm liderlerine katıldığınız için. Ben teşekkür ederim davet ettiğiniz ve deneyimlerimizi paylaşma fırsatı verdiğiniz için. Değerli konuklar, sevgili izleyiciler, bugün Koç Finans Genel Müdürü Yeşim Pınar Kitapçı ile finans dünyasında, finans sektöründe çevik dönüşümle gelen katma değeri konuşmuş olduk. Bir sonraki dönüşüm liderlerinde görüşmek üzere. Hoşça kalın.